sanki hiçbir şey olmamış gibi milletvekillerinin burada şölen havasında bir gün geçirmesi hedefleniyor. Sanki işleyen bir anayasa varmış, sanki uygulanan bir iç tüzük varmış gibi meclis açılışı Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak konuşmanın ardından meclisin bugün kapanması planlanıyor. Sanki her şey normalmiş gibi Meclisi keyfine göre açıp kapayan, istediği kanunu geçirip ülkenin en önemli gündemlerini bile mecliste gündem yaptırmayan, kendi çıkarttıkları yasaları bile uygulamayan, yürürlükteki anayasayı ayaklar altına alan Tayyip Erdoğan'ın yalanlarını, masallarını dinlemeyi reddediyoruz. Açık konuşalım. Bugün burada gerçekleştirilecek Etkinlik bir halk meclisinin açılışı falan değil. Bir maskeli balodur. Biz bu maskeli balonun parçası olmayı reddediyoruz. Bu maskeli balonun parçası olmayı reddettiğimiz için de genel kurula katılmayacağız. Erdoğan'ın anlatacağı masalları, yalanları dinlemeyeceğiz. Bu müsamerenin halkın iradesinin tecelli etmesi gereken yerde halkın iradesini ayaklar altına alanlara zerre meşruiyet kazandırmayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hatay halkının iradesinin gasp edenlerin bir aparatı haline gelirken avazımız çıktığı kadar bağırıp çağırmamıza, gerçekleri, doğruyu, hakkı anlatmamıza rağmen daha birçok ayıbı göğsünde gururla taşıdığı gibi bu ayıbı da göğsünde gurur nişanesi olarak taşıyan meclis başkan vekili Bez Bekir Bozda anayasa fırlatılmasına rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlalleri kararlarının yok sayılmasına ve Can Atalay'ın bir kağıt parçası kadar kıymeti olmayan bir yazıyla kendilerince vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmasına rağmen Can Atalay için yapılan özel oturumda cevap verecek tek sözleri olmadığı için halkın kürsüsünde halkın vekiline arkadan alçakça saldırdıklarını unutmuyoruz. Ve hala canatalı için hukukun gereğinin yerine getirilmediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün bunların normalleştirilmesi kabul edilemez. Şimdi birazdan muhtemelen şatafatlı bir konvoyla onlarca yüzlerce korumasıyla Tayyip Erdoğan arıza endam edecek. Buna karşı tek kelime söz edildiğinde verecekleri cevabı biliyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyecekler. Buradan soruyoruz. Sizin itibarınız mı var ki tasarruf edeceksiniz ya? Sizin zerre miskal itibarınız yok ki. Milli eğitimin okulları temizlemekten aciz olduğu, öğretmenlerin zorla ilim yayma cemiyeti tesislerinde konaklamaya mecbur bırakıldıkları gayri resmi yollarla para toplanan bir ülkede hangi itibardan söz ediyorsunuz? Bir vekilin arabasına kilolarca uyuşturucu bulunduğu, diğerinin kaçakçılıktan soruşturma geçirdiği, meclisin idare amirinin kürsüde gerçekleri haykıran bir vekile arkadan alçakça saldırdığı bir tabloda hangi itibardan söz ediyorsunuz? Zerre miskal utanmaları yok, zerre miskal itibarları yok. Utanmaları olsa, itibarları olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın kapısının önünde eşinin evlatlarının AKP'li vekilin akrabaları tarafından öldürülmesinden bugüne adalet mücadelesini yükselten Emine Şen Yaşar'ın çığlığını duyarlar harekete geçerler. Bu mecliste itibar Şen Yaşar ailesinin adalet çağrısıdır. İşte Can Atalay bu yüzden içeride değerli yurttaşlar. Halkının, emekçinin, madencinin, yoksulun yanında olduğu için meclisin itibarını arıyorsanız o itibar bugün Silivri'de esir tutulmaktadır. Buradan iktidara sesleniyorum. Bu hayatta pek çok şey olabilirsiniz. Her şey olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama şunu unutmayın, itibar sahibi olamadınız. İtibar taşıdığınız sıfatla gelmez. Örneğin Kenan Evren de bu ülkede Cumhurbaşkanı oldu ama bakın bir gün, tek bir gün gerçek anlamıyla itibar sahibi olamadı. O da itibardan tasarruf edemedi. Siz de edemiyorsunuz. Çünkü olmayan bir şeyden tasarruf edilemez. Biz biz ise Ülkemizin içine düştüğü durumdan utanıyoruz. New York sokaklarında bir bina yapmışlardı. Sokaklarda bayraklı kamyonlar gezdirmişler ve bunun ülkeye itibar kazandırdığını anlatıyorlardı. Ne çıktı ortaya? New York Belediye Başkanına rüşvet verildiği ve bu konuda soruşturma sürdü. Şimdi pek çok yurttaşımız bu kadar da olmaz diyor biliyoruz. Ama bu kadar da oluyor işte. Türkiye'de rüşvet şarkının olduğunu bilmeyen bir tek yurttaşımız var mı? Memleketin varlıklarının parsel parsel satıldığını kendileri söylemedi mi? Bunu bilmeyen var mı? FETÖ borsasını bilmeyen, yargıda işlerin nasıl halledildiğini bilmeyen tek bir yurttaşımız var mı? Bunların hiçbiri bizim hayal ürünlerimiz değil. Bunların tümü işte AKP'nin yarattığı memleket gerçeği. Kendi yurttaşına bunu reva gören bir iktidar dünyanın öbür ucunda da bir belediye başkanına rüşvet verir. Vermekten imtina mı edecek? Kamu kaynaklarını beyzadelere peşkeş çekmeye, sermayenin emrine vermeye and içmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte böyle olduğu için o emniyet müdürü direnen Polonez işçilerine saldırın diye talimat verip işçileri tehdit edebiliyor. Öyle olduğu için Kalfırsada polis Sabancı'nın selamını getirdik diyebiliyor. İnfaz sistemi için çalışacağız diyen Erdoğan Senelerdir ne için infaz düzenlemeleri yaptığını bize bir kez daha hatırlatıyor. Biliyoruz. Memleketin gazetecisini, emekçisini, aydınını içeri atabilmek için mütemadiyen uyuşturucu kaçakçılarını, tetikçileri, kara para aklayanları, mafya bozuntularını teker teker salıyorlar. İşte değerli yurttaşlar Ankara sınırı Fernas işçileri. Fernas işçileri Ankara'ya doğru yürüş halindeler. Günlerdir. Herkes biliyor ki Fernas'ın sahibi AKP'li bir vekil ve ona yürü ya kulum dendi, yürü ya kulum denmeye devam edecek. İşte bunlar memleketin normali olamaz diyoruz. Memlekette bu hikayelerin olağanlaştırılmasını reddediyoruz. Bunun da yolu, yordamı bellidir. Bu iktidara karşı yılmadan tavizsiz bir biçimde mücadele vereceğiz. İktidara can suyu olabilecek her adımada tavizsiz biçimde karşı duracağız. Şimdi neden bunları söylüyorum? Çünkü ortada bir soru var. Neyi bekliyoruz arkadaşlar? İktidar 31 Mart seçimlerinde büyük bir yenilgi alarak siyasi meşruiyetini kaybetti. Yurttaşın gerçek hiçbir sorununu çözemediği için de toplumsal meşruiyeti olmayan bir iktidardan söz ediyoruz. Anayasayı tanımayan hukuk devletini ayaklar altına alan dolayısıyla hukuki meşruiyeti de sorgulanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Siyasi, hukuki, toplumsal meşruiyeti olmayan bir iktidar, halkın çoğunluğunun desteğini kaybetmiş bir iktidar sadece mecliste daha fazla koltuğa sahip olduğu için halka karşı kafasındaki planları hayata geçirmek için yasalar çıkartmaya çalışıyor. Benim istemediğim kişi Seçilse de meclise giremez diyorlar. Benim istemediğim belediye başkanı seçilse de kayyum atarım diyorlar. Benim istemediğim belediye başkanı seçilse de ben seçimi tekrar yaptırırım diyorlar. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Hatta şimdi görüyoruz ki yeni planları devreye girmiş durumda. Bana kaybettirecek benim istemediğim bir kişi aday olmayı düşünüyorsa yargı sopasını elime alırım. Onu aday dahi yaptırmam diye planlar yapıyorlar. O yüzden değerli arkadaşlar bakın buradan tüm yurttaşlarımıza, tüm muhalif partilere sesleniyoruz. HDP'li belediye başkanları seçimi kazandılar. Başkanları tutukladılar, görevden aldılar, belediyelere kayyum atadılar. Çanatalay on binlerce oy aldı. Hatay milletvekili seçildi. AYM defalarca anayasaya aykırıdır dedi. Meclisin işlemi yok hükmündedir dedi. Ama gereğini yerine getirmediler. Şimdi yarın öbür gün ana muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından birisine siyasi yasak getirileceğinin konuşulduğu günlerde şu soruyu soracağız. Ya bu adımı da atarlarsa ne olacak? Hukuk işledi yapacak bir şey yok mu diyeceğiz? Yani bu maskeli balı devam etsin mi diyeceğiz? Hadi diyelim bu yaşanmadı. Erdoğan'ın karşısındaki aday seçimi kazandı. İstanbul'daki gibi seçimler iptal edildiğinde ne diyeceğiz? hukuk işledi, YSK kararını verdi mi diyeceğiz? Tıpkı anayasa referandumunda mühürsüz oyları geçersiz kabul eden YSK'nın YSK'nın verdiği karar son karardır mı diyeceğiz? Böyle bir siyasi tutum olmaz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Gerçekten hayretle izliyoruz. Tarihler havada uçuşuyor. Yurttaşın canı burnunda sanki nikah tarihi seçer gibi takvimden erken seçim için tarih beğenme beğenmeye çalışıyorlar. Böyle bir lüksümüz mü var ya? Bu memleket Kasım 2025, Mart 2006'ya kadar bu iktidara katlanmak zorunda mı? Biz ne zaman seçim olursa Erdoğan aday olabilir. Ne zaman seçim olursa Erdoğan aday olamaz diye fal bakmak zorunda mıyız? Açık konuşuyoruz. Erdoğan'ın devri bitmiştir diyoruz.